tüm takipçilerime selam olsun. Bu hafta taşı toprağı buram buram tarih olan şehir Edirne'deyiz. Bu hafta sizlere sıra dışı bir lezzet göstereceğim. Sıra dışı lezzet diyorum. Çünkü genelde Edirne'ye gelenlerin hemen hemen hepsi aynı videoyu çeker, aynı videoyu anlatmaya çalışır. İşte çarşıyı, bedestenleri gezmeye çalışır. Ama ben farklı bir mekana götüreceğim. Açılışımı yapmış olduğum, arka tarafımda görmüş olduğunuz sosyal hizmetli Doktor Rıfat Osman, Türkiye'nin ilk radyologlarındanmış. Açılışı yaparken bu vesileyle söylemiş olayım dedim. Kendisi 1903 yılında Edirne'ye atanmış ve burada çeşitli çalışmalar yapmış. Aynı zamanda tarihçi bir yazarmış. Şimdi bu vermiş olduğum bilgiyle beraber açılışımı gerçekleştirmiş oldum. An itibariyle videomuzu çekeceğimiz mekana doğru gidiyoruz. Neden burayı seçtim? Çünkü burası videoyu çekeceğim yere oldukça yakın. Videoyu çekeceğim yerin tam konumu şehir merkezindeki Erasta AVM'nin hemen yan sokağında. Hadi bakalım videonun çekeceğim yere mekana gidiyoruz. Şu an gideceğimiz mekanı çok fazla merak ediyordum. Özellikle geçtiğimiz günlerde bir anket yapmıştım Instagram'da. Bir ürünleri vardı. Ürünün adı Yegeber Kanat. Acı seviyesi 5 diye yazıyordu. Hatta sormuştum. Böyle bir yemeği tüketmek ister misiniz diye. Berabere bitmişti. %50-%50 bitmişti. Bayağı da oy kullanılmıştı. Maalesef ki bazı şubelerde o ürünün olmadığı söylendi. Dolayısıyla benim videonun konsepti değişti. Ben çok farklı bir şey düşünüyordum. Çok farklı bir video düşünüyordum. Ama bunun yerine merak ettiğim bir iki ürün var. Onlarla beraber bir video hazırlayacağım. Şimdi videonun çekileceği mekanın sokağına geldim. Şöyle sokağı gösteriyorum. Erasta AVM'nin yan sokağına girdim. Karşımızda görüyoruz Sopung Korean Food. Kore lezzetleri. Dolu olduğunu tahmin ediyorum. Bayağı yoğun olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü malumunuz hani son zamanlarda Türk lirasına karşı Leva'nın değer kazanmasıyla beraber hafta sonları Bulgaristan'dan bol bol turist geliyor. Yemeye, içmeye, gezmeye, eğlenmeye geliyorlar. Sürekli aynı şeyler tüketilmez. Sırf zevk olsun diye farklı şeyler tüketmek istenilebilir. Bakalım içeride nasıl bir yoğunluk bizi karşılıyor olacak. Mekana geldik. Güzel bir konsepte sahip. Şöyle göstermek mümkün masaları vesaire. Hani yaklaşık 20-25 kişi ağırlayabilecek kapasitede bir restoran. Şekilleri, desenleri görüyorsunuz. Hoş bir ortam. Dediğim gibi bahsetmiş olduğum Yegeber Kanat isimli ürün yok burada. Ama daha önceden menüde görüp de merak ettiğim, merakınızı cezbedeceğini düşündüğüm birkaç tane ürünle kendi siparişimi oluşturup ardından yemeğin tadına bakacağım. Ve sizler için bu videoyu bu hafta yayına sokmuş olacağım. Şimdi ilk siparişim geldi. Adı Mandu. Hemen şöyle size göstermek istiyorum içinde ne olduğunu. İçeriği tıpkı bizim mantıya andırıyor. Şimdi bundan yemeye çalışacağım. Ortadaki de soya sosu. Hayatınızda ilk defa bir Kore restoranına geldiyseniz yiyeceklerin ne olduğunu mutlaka sormanız gerekiyor. Çünkü bilmediğiniz bir ürünü almanız halinde farklı şeylerle karşılaşabilirsiniz. Gerçi buradaki menünün içerisinde, ürünün içerisinde ne olduğu yazıyor, nelerden oluştuğu yazıyor. İsimleri farklı olsa da içerikleri çok farklı şekilde anlayabiliyorsunuz. Şimdi geldik bunun da sınava. Bakalım bunu nasıl kullanacağız? Şimdi chopstick'le birazcık savaşımız oldu. Fakat arkadaş sağ olsun hemen çatalla yardımcı oldu. Biz çatalla devam edeceğiz. Her şeyin bir çözümü var illaki.
Şöyle önce sossuz bir tadına bakacağız. Gayet güzel tadı var. Bir de soya sosuyla tadına bakıyoruz. Şöyle birazcık hamurundan ve etinden aldım. Soya sosuyla da gayet güzel bir tada sahip. Ben şimdi mandularımı bitiriyorum. Ardından menüdeki bir başka ürüne geçeceğim. Yine merak ettiğim bir ürüne. Bana afiyet olsun. Bunun fiyatını videonun altında yazmış olacağım. Şimdiki gelen ürünümüzün adı Çamçı Kimpam. Bunun içerisinde ne var? Pirinç var. Sosis var. Ton balığı var. Susam parçaları var. Yosuna sarılmış vaziyette geliyor. Şimdi görüntüsü bir sushi andırıyor. Fakat Güney Kore mutfağında çiğ balık olmadığından dolayı bu tarz yapılıyor. Şimdi gel gelelim bunu yeme tarzına. Az önce belki tavuğu yerken, pardon, mantığı yerken çatalla halletmeye çalıştık ama bu sefer mecburen bunlarla yemek zorundayız. Bu da bizim imtihanımız olacak. Bu videonun içerisindeki en zorlandığımız kısım bu zaten. Tabii videoyu kapattıktan sonra nasıl yediğim pek önemli olmayacak ama ilk etapta bir tane olsun ben bunu başarmam gerekiyor. Bir tanecik olsun almayı başardım. Düşürdüm. Bizim damak tadımıza uygun. Güzel bir ürün. Pilavı gayet hoş bir baharata sahip. Geldiğinizde denemenizi tavsiye ederim. Ha diyeceksiniz ki o kadar yer varken Edirne'de neden Kore restoranı? O zaman ben de şunu sorarım. Çorlu'dan Edirne'ye gelinceye kadar o kadar restoran varken neden Edirne? Farklılık yapmak istiyorsanız, değişik bir ortam gezmek istiyorsanız, farklı kültürden küçük bir anımız olsun istiyorsanız sizleri Sopung Edirne restoranında bekliyoruz. Güzel bir ortamda farklı lezzetler içinde yemekler tadına bakabilirsiniz. Menü oldukça geniş. Ben size bu videonun altına menünün linkini de atacağım. Fiyatlar da çok yüksek değil. Bana afiyet olsun. Sopung Edirne Eras'ta yan sokağında sizlere hizmet veriyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, videomu paylaşmayı, kanalımı beğeni yaparak izlemeyi unutmayın. Teşekkür ederim.